Sevgili seyirciler, Ankara, TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar diliyoruz. Evet efendim, Ankara'nın sıcak gündemi 17 Aralık sabahı başladı. Hala devam ediyor. Açıklamalar, bir peşi sıra olayların başka yönüne yönelik açıklamalar, peş peşe gelen basın bildirileri hala devam ediyor. Aslında sular duruluyor mu diye soracak olursanız, bilmiyorum. İşte bütün bunları, bütün bu gelişmeleri, Ankara'nın sıcak gelişmelerini, gelecek öngörülerini önemli bir isimle konuşacağız. Kimle? Tabii ki AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelikli. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Batuhan Bey. Ve yine bu akşam bizlerle birlikte Türkiye Gazetesi Temsilci Yardımcısı Ercan Gürses olacak. Efendim, size aslında o kadar çok soru sorulur ki, ki bunların hepsini soracağız. Aslında sizin böyle benzetmelerle verdiğiniz cevapları da biliyoruz. Aslında bir bomba imha uzmanı olduğunuzu da biliyoruz. Bunu şu manada söylüyorum. Ortalığın sükuta ulaştırılması veya suların durulması, bulanıklığın giderilmesi anlamında, ama efendim ben en başta şunu sormak istiyorum. Yani sizin değerlendirmeniz çok önemli. Bunu kişisel olarak da yapabilirsiniz ama parti sözcüsü şapkanız tabii ki her zaman kafanızda. Onu da çok iyi biliyoruz. 17 Aralık operasyonu. Ardından yapılmak istenen 25 Aralık operasyonu neydi? Burada şöyle bir değerlendirme yapılıyor. Bir rejimin sonlandırılması, hükümetin devrilmesi ve tabii ki hedefteki kişi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan uzaklaştırılması. Aslında fotoğraflar konulduğu zaman hani bu yorumu yapmak bana düşmez ama öyle de görülüyor. Yani en azından o oran daha yüksek çıkıyor değerlendirmeler veya sis bulutları yavaş yavaş dağıldığı zaman. Ne dersiniz efendim? Şimdi Batuhan Bey, ben tabii hayatım boyunca komplocu olmadım. Komplolara da fazla itibar etmiyorum. Komplo teorilerine çok fazla itibar etmiyorum. Ancak sizin de biraz önce çizdiğiniz çerçevede meseleye baktığınız zaman AK Parti 11 yıldır kesintisiz olarak iktidarda, merkezi hükümette iktidarda, işte aşağı yukarı 10 yılı da dolduracak şekilde belediyelerde iktidarda. Ve belediyelerin de %60'ını AK Partili belediyeler idare ediyor. Yani %60 belediye AK Parti'ye ait şu anda. 10 yıldan beri de mahalli idarelerde iktidardayız. Şimdi 10 yıldan beri mahalli iktidarda, belediye, mahalli yönetimlerde iktidardayız. 11 yıldır kesintisiz merkezi hükümette iktidardayız. Ve bir yolsuzluk, böyle genel manada bir yolsuzluktan söz etmek mümkün değil. Böyle bir iddia da yok ortada. Bugüne kadar öyle ciddi manada mahkemelere intikal etmiş, bir operasyona dönüşmüş çok fazla bir şey yok. Tabii insanın olduğu her yerde suistimaller olabilir. Yanlış insanlar olabilir, yanlış yapanlar olabilir. Ve biz bizatihi bakanlığım döneminde ben yolsuzluk yapan insanların üzerine en şiddetli şekilde gittim. Birçok arkadaşımın gittiğini biliyorum. Belediyelerde zaman zaman bu tip şeyler oluyor. Hep üzerine gidildi. Fakat biz geldik. Efendim, tam seçime 5 kala mahalli seçimlere gidiyoruz ve bu mahalli seçimleri de herhangi bir mahalli seçim olarak değerlendirmeyelim. 2014 yılının Mart ayında yapılacak olan mahalli seçimler bir çeşit cumhurbaşkanlığı seçiminin hazırlık maçı gibidir. Onun bir provası gibi olacak. Arkasından 2015'te tekrar milletvekilliği genel seçimi olacak. Yani 2014-2015'te toplamda çok hayati öneme sahip olan 3 seçim yapılacak. Tam bu aşamaya gelince 17 Aralık'ta, işte 14 ay önce başlamış olan bir soruşturmanın hemen operasyonuna başlandı. Olayları biliyoruz. Bunu çok fazla uzatmaya gerek yok. 25'inde hakeza. Şimdi bakın, ben bugün yaptığım basın toplantısında bir şeyin altını çizdim. Sayın Başbakan meydanlarda söyledi. Kendi öz evladım olsa gözünün yaşına bakmam, gereğini yaparım. Şimdi ana muhalefet bir rakamdan söz ediyor. 247 milyar diyor bir yolsuzluk yapıldı. Şimdi 250 dese vatandaş ha yuvarladı atıyor diyecekler. Şimdi 247,2, 247,3 falan da diyebilirdi. Şimdi ben bugün arkadaşlarına sordum. Bir kez daha televizyonunuz aracılığıyla hem vatandaşlarımız duysunlar, hem ana muhalefet partisi lideri lütfen bana cevap versin. Siz bu hesabı neye göre yaptınız? Türkiye, bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, merkezi hükümetlerin yatırımı olarak yılda 40 milyarlık yatırım yapıyoruz. Eski ifadeyle 40 katırlıyor.
Yılda 40 milyarlık yatırım yapan, bütün bakın buna bütün yaptığımız barajlar, hastaneler, postaneler, okullar, yollar, duble yollar, aklınıza ne gelirse hepsi bunun içindedir. Yani yatırım bütçesi direkt birilerinin cebine gitse bile bu rakam yani, çıkmaz mı? Yani onu söylüyorum. Bütün Türkiye'de bir tek kuruşluk yatırım yapmasanız, bu yatırımın hepsini birinin cebine aktarsanız 40 milyar eder. 247 milyarlık bir rüşvetten, bir yolsuzluktan söz ediyor. Şimdi bakın, bu esas büyük rakam dedikleri o 25 Aralık'taki ikinci dalgaydı değil mi? Evet. Peki kime yönelik bunları daha çok yaptılar? Şimdi bakın oradaki adı geçen firmalara ve insanlara bakın. %90'ı 3. havaalanını inşa edecek olan firmalar, 3. köprüyü inşa etmekte olan firma. Şimdi bak bu çok önemli bir şey. Şimdi peki 3. köprüyü yapan insan diyelim ki IC grubu. Sayın İbrahim Çeçen. Çeçen, evet. Şimdi o köprüyü kendi finansmanıyla yapıyor. Kamu parasıyla yapmıyor. Yani devlet 2,5 milyar dolarlık bir işi buna ihale etmiş. Kendisi kendi kaynağını, kredi bulacak, kendi öz kaynaklarını kullanacak. Bunu yapacak, işletecek ve devlete teslim edecek. Şimdi diğer taraftan 3. köprüden bizim bir kuruş giderimiz olmayacak. Yap, işlet, devret. Devret. Ve kamunun cebine girecek para 80 katrilyon Türk lirasıdır. Şimdi bu çok önemli bak. Nedir 80 katrilyon nereden çıkıyor? Siz 22 çarpı 3 deyin. Euro 22 milyar avrodur biliyorsunuz orada. Kamuya onların ödeyeceği para. Evet. Ne ediyor 22 milyar avro? 66 katrilyon ediyor. 66, evet. Bunun üzerine 10-15 katrilyon aşağı yukarı bir yatırım yapılacak. 80 katrilyonluk bir yatırım yapılacak. Şimdi siz bu insanların mallarına ihtiyati tedbir koyuyorsunuz. Bu şu demektir. Üçüncü köprüyü yaptırmayalım demektir. Sayın Başbakan hatırlarsanız daha bu operasyonlar başlamadan önce. Bunlar yarın üçüncü köprüye de, bunlar yarın üçüncü havaalanına da taş koyarlar. Dedi. Gezi de dedi zaten efendim. Bakın bunları söyledi. Kanal İstanbul'u da istemiyorlar. Şimdi Türkiye... O niye istenmiyor bir de, Sayın Bakan? Hani üçüncü köprüyü ve efendim, havaalanını aslında, biliyoruz ya. Aslında o şunun için istenmiyor. Şimdi Boğazlar biliyorsunuz Montreux Anlaşması'na tabidir. Evet. Uluslararası bir anlaşmayla. Bu bizim kendi kanalımız olacak. Hiç kimse burnunu sokamayacak buna. Dolayısıyla biz burada istediğimiz gibi tasarruf edeceğiz orada. Şimdi Türkiye ne zaman take off noktasına gelse, başını kaldırsa birileri çelme takıyor Türkiye'ye. Şimdi onun için Frankfurt Havaalanı mesela 3. köprü, 3. havaalanı devreye girdiği zaman Frankfurt o uluslararası havaalanı gölgede kalacak. Çok. Şimdi Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en iyisi olması birileri rahatsız ediyor Batuhan Bey. Bizim dünyanın en büyük havaalanının İstanbul'da yapılması birilerini rahatsız ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunlar bu uluslararası camianın bunlar tezgahladığı, organize ettiği adamlar mıdır? Ben size sonuçlarını söylüyorum. Şunu unutmayın bakın dövizin artması, yani dövizin yükselmesi, faizin yükselmesi, borsanın çakılması ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının açıklaması geçen haftalarda ortalama yaklaşık olarak söyleyeyim 100 milyar Türk lirasıdır, 100 katrilyondur. 50 milyar dolar. Şimdi eğer bir zarardan söz ediyorsanız. 50 milyar dolar dediğiniz evet, rakam evet. 2001'e gidelim biz evet. 1 milyar dolar için... Ercan değil mi? 2 milyar dolarlık IMF kredisi için çok büyük çabalar sarf ettik. Kapılardan nöbet tuttuk. Şimdi bakın bu bizim kaybımız. Bir şey daha. Şimdi kardeşim diyelim ki bir şeye karşısınız. Diyelim ki bir yanlış var. Ben her zaman o benzetmeyi severim. Biz hep beraber bir gemide seyahat ediyoruz. Gemimiz Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan süvari kaptan. Bu arada çarkçı başı var, kamarot başı var, gemici başı var falan. Mürettebat var. Bir taraftan da yolcular var. Mürettebata da kızabilirsiniz. Hizmetlerden memnun olmayabilirsiniz. Bunun çaresi gidip geminin dibini delmek değil. Geminin dibini deldiğiniz zaman, gemi su almaya başladığı zaman hep birlikte batarsınız. Birlikte helak olursunuz. Bu açıdan şimdi ana muhalefet partisi de, diğer muhalefet partileri de, sivil toplum örgütleri de, cemaatler de, camialar da,
STK'lar da bunların hepsi bir şeye karşı olabilir. Bir şeye itiraz edebilir. Farklı bir alternatif sunabilir. Protest bir tavır içerisinde olabilir. Ama bunun yolu kendi ülkemize zarar vermek değildir. Şimdi bakın AK Parti 2,5 milyon kişilik teşkilatı olan bir partidir. 21,5 milyon insanın oyunu almış ve 8 küsur milyon da üyesi olan bir parti. Bizim içimizde yanlış yapan birileri olabilir mi? Olabilir. Ben Hüseyin Çelik olarak siyasi bir hata yaparsam bunun bedelini öderim. Ben kanunların suç saydığı bir fiil işlersem er veya geç bunun hesabını veririm. Mahkemede veririm bunun hesabını. Buna kimsenin bir itirazı yok. Ha yolsuzluk kim yaparsa, kim yetimin hakkını yerse, kim kamunun malına zarar verirse onun burnundan fitil fitil getirilsin. Buna hiçbir itirazımız yok. Şimdi bakın ama diyelim ki bireysel bir hadise var ortada. Mahkemelerde görülüyor ve şu anda da daha ne olduğunu da bilmiyoruz. Daha kesinleşmedi. İnsanların suçluluğu ispat edilmediği sürece biz onlara masum muamelesi yapmak zorundayız. Sayın Bahçeli dün yine grup toplantısında neler söyledi? Sayın Bahçeli'nin bizatihi bakanı Yüce Divan'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılandı mı kardeşim? Ha yargılandı, beraat etti. Peki o yargılanma esnasında biz bütün MHP'leri hırsız mı ilan ettik biz? İşte peki bu adalet kavramına sığar mı? Bütün herkese bu muameleyi yapıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu başbakana diyor ki mal bildiriminde bulunmuyor diyor. Açıklamalı da diyor. Şimdi ben bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Başbakanlık sitesine girin. Başbakanlık.org.tr'ye girin. Orada başbakan başlıklı bölümü tıklayın. Orada özgeçmişine girin Sayın Başbakan. Özgeçmişinin sonunda Sayın Başbakan'ın sürekli güncellenen, yenilenen orada mal beyanı var. Gayrimenkulü neyi var? Bankada ne parası var? Ne kadar alacağı var? Hepsi orada var. İyi de kardeşim peki sen niye halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun? Niçin insanları kandırıyorsun? Niçin yanıltıyorsun? Bütün milletvekilleri dönem başında mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayıt yaparken mal bildirimde bulunur, mal beyanında bulunurlar. Ve herhangi bir esnasında bir dava söz konusu olduğu zaman mahkemeler bunu ister ve gönderilir. Şimdi kendimi söyleyeyim ben. Bana tazminat davası açanlar var. Benim tazminat davası açtıklarım var. Her davadan sonra mahkeme mal bildiriminde bulunmamı ister ve ben yazar gönderirim. İstiyorsa Sayın Kılıçdaroğlu ona da iadeli taahhütü gönderirim. Şimdi ama bütün insanları toptancı bir anlayışla götürü usulle itham etmek, götürü usulle onlara iftira etmek. Şimdi bu Allah'ın adaletine sığmaz, kulun da adaletine sığmaz. Şimdi mesele bu. Şimdi bak geldik. Bu üçüncü şey İzmir meselesinde. 3 yıl önce 2011'de bir soruşturma başlatılmış. Şimdi ne efendim limanlarda, devlet demir yollarında şurada burada. Sayın Binali Yıldırım yakından tanıdığım kabinede yıllarca birlikte çalıştığım bir arkadaşımdır. Sayın Binali Yıldırım gerçekten kendini bu ülke için feda edenlerden birisidir. Ve Türkiye'de şu kadar yol yapıldıysa bakın havada, karada, denizde, demir yollarında bizim iftihar kaynağımız olacak icraatlara imza atmıştır. İzmir'de de çok büyük bir beklentiyle karşılandı. İzmir yıllardır belediyecilik adına adeta insanlara sunulan hizmetlere baktığınız zaman ya İzmir bunu hak etmiyor dediğiniz bir şehir kardeşim. Bir ümit oluşturdu Binali Bey. Acaba bunu nasıl gölgeleyebiliriz yarışı başladı şimdi. Onun sorumlu olduğu kurumlarda şimdi başladılar bir şeyler yapmaya. İyi de kardeşim bu yani seçime 2,5 ay kala mı bunlar ortaya çıktı? 11 yıl boyunca, 12 yıl boyunca hiçbir şey yoktu da şimdi mi bunlar çıktı ortaya? Üstelik soruşturmanın bir sene bekletildiği öne sürülüyor. Efendim dosyanın. Daha neler, hı, daha neler. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bakın bir şey söylüyorum. Ha darbe. Bir asker gelir size darbe yapar. Bir gün gelir AK Parti'ye kapatma davası açıldığı zaman yargı bize darbe yapmaya kalkıştı. Bu da darbe değil mi bu? Yani 2008'de AK Parti'ye kapatma davası bir yargı darbesi değil miydi? Öyle adlandırıldı. Hayır, öyle bu adlandırıldı. Da mı öyle efendim? Hayır, şimdi, ama ben onu sormuştum bir size. Başka neyle izah edeceksiniz? Başka neyle izah edeceksiniz? Şimdi bir şey daha söyleyeyim size.
Bugün ben rakamlarını açıkladım. Bakın toplam 4000 küsur sefer Türkiye'deki bütün belediye, AK Parti, CHP, MHP, BDP, bağımsız belediyelere 4000 küsur sefer İçişleri Bakanlığı belediyelerle ilgili ön inceleme izni vermiş. Mesela A belediyesine 15 kere vermiş de B belediyesine bir kere vermiş. Bunun 1814'ü AK Parti belediyedir. AK Parti belediyedir, inceleme yaptırmam dememiş. Ve ne zaman bu? 2009 seçiminden bu yana. Evet. Bir şey daha, bir de soruşturma izni verilen var. Bu da 1800 küsur, bunun 708 tanesi AK Parti belediyelere verilmiş. Evet. Yani bizim belediyeyi soruşturmayın, bizim belediyelerde varsa herhangi bir anormallik bunu görmemezlikten gelelim dememişiz. 4 AK Parti belediye bizim İçişleri Bakanlığımız tarafından azledildi. Yani görevden atıldı. Cezaevine giren belediye var. Bizim AK Parti genel merkezi olarak şu veya bu şekilde adı yanlış şeylere karıştığı için bizim partiden ihraç ettiğimiz belediye başkanları var. Evet efendim. Şunu söylemeye çalışıyorum. AK Parti'nin içinde yanlış yapan varsa üstüne gidelim. Yargının içinde yanlış yapan varsa üstüne gidelim. Polisin içinde yanlış yapan varsa üstüne gidelim. Şu grubun içinde yanlış yapan varsa üstüne gidelim. Ama bunları yaparken suçların kişiselliği prensibini hiçbir zaman bir kenara bırakmayalım. Evet. Bu yapılırken bir yandan da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konusunda ilginç değerlendirmeler yapılıyor efendim. Bu 17 Aralık süreci içerisinde biliyorsunuz ilginç gelişmeler yaşandı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu adli kollukla ilgili açıklama yaptı. 13 üyenin yaptığı açıklamanın korsan olduğunu ilan etti sizin partinizden bazı üyeler. Ve daha sonrasında yaşanan süreçte de sizin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasa teklifini meclise getirmeniz. Tabii bu yasa teklifinin içerisinde Adalet Bakanlığı'na çok sayıda yetkinin verilmesi, bir anlamda Adalet Bakanlığı'nın eline bütün iplerin geçirilmesi şeklinde yorumlandı. Siz 2010 referandumunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konusunda boş bulunduğunuzu düşünüyor musunuz acaba efendim? O dönemki değişikliğin doğru olmadığı yönünde içinizde acaba bir şey var mıydı? Biz hiç öyle düşünmüyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Arkadaşlar yasama zamanın ve şartların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılır. Şimdi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesine dayalı olarak yasama yapar. Bugün bir kanun yaparsınız. Fakat şartlar değişir. Öyle bir gün gelir ki o kanunlar sıkıntı yaratmaya başlar. İş görmez hale gelmeye başlar. Siz millet iradesiyle yaptığınız kanunları yine millet iradesiyle değiştirirsiniz. Biz bu kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Yani öyle durup dururken kimse falan Adalet Bakanı'nın tek başına bir şey yapması da mümkün değil. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Anayasa değişikliği gerekir onu şeklinde bir de şey var. Bakın, ya anayasaya aykırı deniyor bu efendim, düzenleme. Anayasaya aykırı hiçbir şey yok. Şunun için yok. Bakın evet. Açın Anayasa 159. maddeye bakın. Anayasa 159. maddenin son fıkrası bazı şeyleri kanuna bırakmış diyor. Şu hususlar da kanunla düzenlenir. Sonuçta yasa değişikliği yapıyoruz. Şimdi nedir onlar? İsterseniz onlara bakalım. Şu yani önümde kurul üyelerinin seçimi kanunla düzenlenir. Dairelerin oluşumu ve iş bölümü kanunla düzenlenir. Kurulun ve dairelerin görevleri kanunla düzenlenir. Toplantı ve karar yeter sayıları kanunla düzenlenir. Çalışma usul ve esasları kanunla düzenlenir. Dairelere karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü kanunla düzenlenir. Genel sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir. Peki yapılan bundan başka bir şey midir? Yargılamanın, bakın yargılamayla ilgili hususlar yine tamamen kurula bırakılmış. Her şey Adalet Bakanlığı'na bırakıldı falan derseniz bu meseleyi yani o verilen teklifi bu şekilde bir değerlendirme var efendim. Yok efendim. Onu seslendiriyorum. Yani öyle şey olabilir mi? Olarak söylemek. Öyle şey olabilir mi? Yani netice itibariyle kurulun özellikle adli kararlarla ilgili olarak, mahkeme kararlarıyla ilgili olarak, mahkemelerin kararlarının isabetliliğiyle, usul ve esasların isabetliliğiyle ilgili olarak yapılacak olan her türlü değerlendirme yine HSYK kurulu tarafından yapılır. Burada idari tasarruflar. Bak tekrar söylüyorum. Buradaki size saydığım dairelerin oluşumu ve iş bölümü. Yani HSYK'nın kendi iç işleyişiyle ilgili. Şu sizin sözlerinizden hareketle ben de şunu sormak istiyorum. Hani demin dediniz ya bu statik değildir. Yani günün şartlarına göre yeni kanunlar çıkartılabilir. Bu o zaman mevcut değişikliği kısa bir süre içerisinde veya işte istenilen seviyeye gelindiğinde, şartlar oluştuğunda, bunun yapılmasını gerektiren şartlar ortadan kalktığında tekrar düzenlenecek. Şimdi Batuhan Bey şöyle diyebiliriz. Çünkü öyle yorumlar da var efendim. Şöyle diyebiliriz kardeşim.
Tekrar söylüyorum. Şimdi kanunlar toplumun ihtiyacını karşılamak, halkın beklentilerini karşılamak üzere yapılmıyor mu? Yasama meclisi bunun için var. Ülkenizin menfaati, vatandaşın beklentileri ve diyelim ki bizim adalet sistemimizin sağlıklı işleyişini temin etmek amacıyla bu kanun yapılmıyor mu? Şimdi yarın 5 sene sonra, belki 2 sene sonra başka bir mesele evet. ortaya çıkar. Bununla ilgili başka türlü kanunlar yapılabilir. Burada değişikliğe gidebilir. Yani bu sadece bununla ilgili değil. Anladım. Yargı darbesi dediniz ya. Hani bu yargı darbesini bertaraf etmek için hani çok açık sormak gerekirse herhalde bu düzenleme onun için yapılıyor. Şimdi bakın bazı değişiklikler yapılıyor. Şimdi diyelim ki askerler bize şimdi darbe yapmaya kalkışırlarsa ne yapılır? Ne yapılır size soruyorum. O askerleri emekli ayırırsınız. Diyelim ki darbeyi başarırlarsa zaten kahraman oluyorlar. O zaman siz zaten emekliye ayrılmış işte 28 Şubat'ta şey Tansu Hanım diyor ki ben işte teklif ettim bunları emekli edelim. Ama o zaman işte Sayın Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduğu için karşı çıktı. Onun karşı çıkacağını düşünerek yapmadılar. Evet. Ama doğru olan oydu. Bir asker eğer darbeye teşebbüs etmişse ve günün siyasi iradesi de bunu yakalamışsa bana da kalırsa emekli ayırmaları gerekiyor. Şimdi eğer bakın bir şey söylüyorum. Bir devlet içerisinde devlet gücünü kullanan bazı insanlar, bu kamu görevlileri olabilir, bu polis teşkilatında olabilir, bu yargıda olabilir, başka bir kurumda olabilir. Eğer yetkisini aşarak gayri hukuki işler bazı manipülasyonlar yapıyorsa, piyasayı allak bullak edecek, Türkiye'yi istikrarsızlığa itecek, siyaseti yeniden dizayn edecek bir manevra içerisindeyse ve siz de bu niyeti yakalıyorsanız, uygulanması gereken, yürütme olarak evet. üzerinize düşen bazı görevler var. Yasama olarak üzerinize düşen görevler var. Yine hukuk içinde kalarak ama illegal yollara asla girmeden hukuk sistemi içerisinde kalarak buna müdahale edeceksiniz. Yapılması evet. gereken odur, efendim, yapılan odur. Efendim devam edeceğiz. Kısa bir ara reklam arası durumundayız. Sıcak gündemi AK Parti sözcüsü Sayın Hüseyin Çelik'le konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara istirham ediyoruz efendim. Evet efendim, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik'le programımıza TGRT Ankara stüdyolarında devam ediyoruz. Ercan Gürses'le birlikte. Sayın Bakanım çok sorumuz var size soracağımız. Kısa cevaplar sorularınız alabilirsek. Sorularınız için buradayız. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi tabii bir taraftan da bu operasyonların ardından işte 25 Aralık daha sonra Ercan da söyledi şimdi. Birçok olayı yaşadık. HSYK, Zekeriya Öz, İstanbul açıklamalar, HSYK bir daha toplandı, bir daha açıklama yaptı, izin verdi. Bir sürü olaylar yaşanıyor. O arada işte Genelkurmay'dan açıklama, bir nevi hani 2001 yılını hatırladık. Açıklamalar peş peşe geliyor. Programın başında da söylemiştim ama. Sizin öngörüleriniz ve bomba imha uzmanı olmanız hasabıyla de benim böyle bir iddiam yok. Tırnak içerisinde soruyorum bunu, söylüyorum. Efendim sular daha da bulanacak mı? Böyle bir beklenti var mı? Yoksa durulma aşamasına girdi mi? Kimilerine göre işte bir ıslak imzalı mektup, Başbakan Cumartesi günü İstanbul Dolmabahçe'de gazetecilere bunu söyledi. Ne olacak efendim? Hani o yöne doğru mu gideceğiz? Daha da mı gerileceğiz? Ne olacak bu işin sonu? Paralel devlet, bütün bu iddialar, şimdi 2000 Batuhan kişilik Bey, bu liste, bize polisler. Bağlı. O 2000 kişilik liste falan bunun aslı astırıyor. Bu son derece saçma bir haberdi. Sonra başka türlü yayıldı falan. Onu kapatıyorum. O bizzat Sayın Başbakan tarafından tekzip edildiği için o konuya girmiyorum. Şimdi Batuhan Bey, biz biraz önce söyledim. Herkes sorumluluğunun bilinciyle hareket ederse ve bu ülkeye verilecek zararın hepimize rücu edeceği, hepimize döneceğini hesaba katarsak, herkes bakın aklını duygularının önüne geçirirse bu mesele biter. Ama eğer hırslarımız, kinlerimiz bizim aklımızın önüne geçerse ve herkes öc alma duygusuyla hareket ederse bunlar bitmez demektir. O zaman yapılması gereken şey şudur. Arkadaş, bu ülkede şu anda bir siyasi istikrar var. Bakın bütün dünyadaki global ekonomik krize rağmen Türkiye Allah'a şükürler olsun bütün Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdadır. Avrupa'nın birçok ülkesinde işsizlik rakamları biliyorsunuz %20-25'lerin üzerine çıktı. Avrupa ülkelerinin birçoğunda biliyorsunuz büyüme sıfırın altına düştü. Bütün bu ortamda Türkiye yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Malumunuz özellikle uluslararası derecelendirme kuruluşları
Şu anda Türkiye'yi hala yatırım yapılabilir, yatırımcıların rahatlıkla geleceği bir ülke olarak değerlendiriyor. Ama biz eğer gerginliği sürdürürsek, eğer piyasaları ürkütürsek, eğer dış yatırımcıları, dış sermayeyi ürkütürsek, kusura bakmayın kendi ülkemize, kendi çocuklarımızın geleceğine zarar vermiş olacağız. Bakın Türkiye bizim iktidarda olduğumuz süre içerisinde size sadece bir rakam vereceğim. Bu son derece önemlidir. Bütün bizim Cumhuriyet'in kuruluşundan 1923'ten 2002'ye kadar, geçen 79 yıl boyunca Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırım sermayesi günümüz rakamlarıyla dolar bazında söylüyorum 19 milyar dolardır. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 2002'ye kadar. 19 milyar dolar. 79 yılda 19 milyar evet. dolar. 2002-2014. 2012-2014 değil. 2002-2012. 10 yılda gelen doğrudan yabancı yatırım, yani küresel sermaye olarak söylüyorum, sıcak para değil. Doğrudan yatırım sermayesi 120 milyar dolardır. 10 katı. 10 yılda 120 milyar. Ama 10 katı derken, siz eğer 80 yılı ele alırsanız 10 katı değil, 1000 katı değil, 5 bin katı falan değil. Evet. Bir rakam bu. Başka şey söyleyeceğim size. Biz dedik ki biz yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksulluklarla 3G ile mücadele ediyoruz dedik. Bir rakam daha vereceğim. 2002'de biz iktidara geldiğimizde Eurostat'ın rakamlarını söylüyorum. Avrupa İstatistik Kurumu'nun rakamlarıdır. Avrupa Birliği'nin İstatistik Kurumu. Bizim Devlet İstatistik Kurumumuz var ya, enstitü var ya, onun gibi. Onun verilerine göre Türkiye'de 2002 yılında her 1000 vatandaştan 303'ü yoksul sınıfındadır. 1000 kişiden 303. 2011'in sonunda, 2012'de değil, son rakam 2011. 2011'in sonunda bu 1000'de 28'e düşmüş. 1000'de 3003, 1000'de 28. Siz öyle diyorsunuz ama Türkiye zenginleşti ama niye ben hiç görmüyorum? Bakın niye vatandaşa yansımıyor? Bunu söyleyenler de doğru söylemiyor. Şu anda Türkiye'deki taşıt sayısı ne kadar biliyor musunuz? Motorlu taşıt sayısı ne kadar? 17.6 milyon taşıt var. Peki AK Parti iktidara geldiği zaman ne kadar taşıt var? Yani neredeyse her 4 kişiye bir taşıt mı düşüyor O ayrı bir olay. Şimdi şuraya geleceğim. AK Parti iktidara geldiği zaman 8 milyon taşıt vardı. 8 milyona ne kadar ilave olmuş? Bakın 9.6 milyon araç ilave olmuş. Bunlar parayla alındı değil mi? Şimdi ben mesela TOKİ'nin çok sayıda şeyinin bulunduğu sitelere gidiyorum. Böyle çok diyelim ki binlerce, 5000, 6000 dairenin olduğu siteler var. İnanın o geniş arazilerde araba park edecek yer bulamıyorsunuz. Ya bu demek ki parayla alındı bunlar. Şimdi bu sadece 9.6 milyon ilave etmedik buna. Eski 8 milyon aracın da %70'i yenilenmiş bu arada. %70'ini yenilenmesi 5 milyon 600 bin daha demektir. Şimdi bunu da üzerine koyduğunuz zaman, bakın bu son derece önemli, 15 milyon 200 bin araç satın almış demektir son AK Parti iktidarı döneminde. 10 yılda. 15 milyon 200 bin araç satın almış demektir. Anladım. Peki kardeşim bunlar nasıl oldu? Kendiliğinden mi oldu? Ya Allah'tan kork kardeşim. Yolsuzluğun sistematik olduğu bir memlekette, devlet bütçesinin millet başkaları tarafından tarumar edildiği bir yerde, evet efendim, siz 230 milyar dolardan milli geliri 800 milyar dolara nasıl çıkarabilirsiniz? Bu kadar okul nasıl yapabilirsiniz? Bu kadar hastane nasıl yapabilirsiniz? Bu kadar demir yolu nasıl inşa edersiniz? Hızlı tren yapabilir misiniz? Ve 26 olan havaalanı sayısını 52'ye nasıl çıkarabilirsiniz? Evet efendim. Şimdi bu kadar yatırım yapılmış bu memlekette, bu kadar gelişme olmuş, bu kadar kalkınma olmuş, milli gelir büyümüş, borcumuz azalmış. Bakın utanmadan bazıları yalan söylüyor. Efendim Türkiye borç mu? Ne münasebet kardeşim? Biz iktidara geldiğimiz zaman her 100 lira milli gelirimizin 74 lirası borçtur. Şu anda her 100 lira milli gelirimizin 35 lirası borç kardeşim. Peki Avrupa ile mukayese edersek nasıldır? Ben Avrupa Birliği'nin genelini söylemeyeyim.
Euro bölgesi, Euro bölgesi ki en baba devletlerin olduğu, yani en Avrupa Birliği'nin kodamanlarının bulunduğu şeydir. Euro bölgesinde her 100 euro milli gelire karşılık 93 lira borçları var. 93 euro borçları var. %93. Bizde %35. Borcun milli gelire olan oranı %35. Maastricht kriterlerini yerine getiren yegane ülke Türkiye aynen, kaldı sözü herhalde. Hayır, doğru bu. Buna atıfla. Doğru. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsun böyle. Bizim şöyle bir iddiamız yok. Biz Türkiye'yi İsviçre düzeyine çıkardık. İsveç düzeyine çıkardık. Hiçbir derdimiz. Böyle bir değer bizim böyle bir iddiamız yok. Biz bir yönetimi, bir kadroyu değerlendirmek için bir şeyi nereden alıp nereye getirdiğine bakacaksınız. Türkiye'yi AK Parti nerede devraldı, şu anda nereye getirdi? Bunun hesabını yapmanız lazım. E şimdi bu yoksullukla mücadele değildir de nedir kardeşim? Şimdi kamu çalışanlarının maaşlarına göre mukayese yaparsan aynı şeyi bulursun. Beyaz eşya satın almaya göre bakarsan aynı şeyi bulursun. Asgari ücret üzerinden bir değerlendirme yapın. AK Parti iktidara geldiği zaman 184 liradır asgari ücret. Bakın 184 lira. Bugünkü dolar kuruna göre 184 lira ne kadar euro ediyor biliyor musunuz? 90 dolar falan ediyor. 100 dolar etmiyor. 89 dolar şu an itibariyle. Evet. Şimdi düşünün. Peki bugünkü asgari ücrete göre şeye baktığınız zaman şimdi 400 dolara yakın şimdi. Asgari ücret 400 dolara yakın. O da 4'e katlanmış. Evet efendim. Şimdi hani bunu görmemezlikten nasıl gelirsiniz? Peki bu asgari ücret fazladır. Herkesin derdine deva oluyor demiyorum. Ama Türkiye'nin milli geliri 3 kat artmışsa, 2,5 kat artmışsa memurun maaşı da o kadar artmış. Asgari ücret de o kadar artmış. Bu refah vatandaşa yansıtılmış. Hizmet olarak yansıtılmış. Bizatihi kamu çalışanlarına gelir olarak yansıtılmış. Bunu göz ardı etmemeniz lazım. Evet. Mesela evet, bu refahın yansıması da biraz yolsuzlukla mücadeleden kaynaklanarak aslında, oldu diyorsunuz efendim, aslında. Efendim bizim de nokta sorularımız var. İzin verirseniz kısa tabii kısa de cevaplar alırsak çok sorumuz var. Ercan sana bırakıyorum. Efendim yeniden yargılama konusuna girmediniz. Ona girmek gerekiyor zannediyorum. Yeniden yargılamanın nasıl çıktığını hatırlatmak gerekirse de Balyoz ve Ergenekon tutukluları ve o operasyonlarda bazı haksızlıklar yapılmış olabileceği 17 Aralık sürecinden de yola çıkarak düşünüldü. Yeniden yargılama gündeme geldi. Hatta Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu girişimde bulundu. Cumhurbaşkanı ile görüştü, başbakanla görüştü. Siz onu şov yapmakla suçladınız. Önerisini getirdi. Yeniden yargılama önerisi. Önümüzdeki günlerde hayata geçebilecek kadar yakın bir öneri mi? Onun dışında efendim bu Ergenekon ve Balyoz tutukluları ile ilgili olarak onların umutlarının da sömürülmesi gibi bir durum, bir sakınca söz konusu olabilir mi acaba? Bakın soru bu. Şimdi bana çok kısa cevap verin diyorsunuz. Şimdi soru reklama kadar soru bu kadar bakan olunca cevap şu. Bir arkadaşlar, bizim şu andaki yürürlükte olan hukuk sistemimizde, mevzuatımızda AK Parti'nin yaptığı düzenlemelerle birlikte iade-i muhakeme dediğimiz yeniden yargılanma mümkündür. Bununla ilgili her türlü altyapı vardır. Bir dava bitecek. Ha sonra o davayla ilgili yeni bir belge, yeni bir bulgu ortaya çıkarsa mahkemelere savunma mekanizması veya bizatihi zanlının kendisi tarafından müracaat edilecek. Mahkeme iade-i muhakemeye yani yeniden yargılanmaya karar verebilir. Şimdi bu Balyoz, Ergenekon vesaire davalarından sonra dediğiniz gibi özellikle bazı insanlar arkadaş benim hiçbir dahlim yoktu. Ben orada bile değildim. O tarihlerde yurt dışındaydım. Bana da bizzat cezaevinde mektup yazan özellikle alt rütbelerde insanların bazı itirazları, bazı feryatları var. Hatta emir komuta zincirinde bile bulunmadıklarını şimdi ifade ettiler. Şimdi bu olabilir mi? Bir insana haksızlık yapılmış olabilir mi? Olabilir. Bakın bu insanlar dava kesinleşecek. Sonra bu insanların büyük bir kısmı bu iddiaları özellikle dile getiren insanların önemli bir kısmı zaten bunları Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Çok özür dileyerek söylüyorum. Mevcut hukuk kurallarına göre değil. İlave bir hukuk kuralı. Müsaade edin onu söyleyeceğim. Şimdi şu anda bunlar Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiler. Dediler ki benim için suç ihdas edildi. Yani benim adıma delil suç, oluşturuldu. Delil oluşturuldu. Suç üretildi. Yani suç olabilecek deliller oluşturuldu. İddiasında olanlar var. Bak bu doğrudur demiyorum. Anayasa Mahkemesi bir insanı mahkum etmek, bir insanı mağdur ve mazlum etmek için delil üretmek en büyük suçtur. Bu bir insan hakkı ihlalidir. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruda bulunduğun zaman bunu zaten inceledikleri zaman da ortaya çıkar.
Bütün bunları şu anda yürürlükte olan mevzuatı bir tarafa bırakıyorum. Efendim peki bu yeniden yargılanma için bir eksiklik var mıdır hala? Bu dillendiriliyor. Evet. Sayın Başbakan'a da bu talep iletiliyor. Sayın Başbakan da bir gazetecilerle cumartesi günü İstanbul'da yaptığımız toplantıda bu yeniden yargılanma sıcak baktığını söyledi. Şimdi Sayın Başbakan bir hukuk devletinin başbakanıdır. Muz Cumhuriyeti'nin başbakanı değil. Sizin zaten mevzuatınız buna müsaade ediyor. Dolayısıyla mevzuatın müsaade ettiğine başbakanın ben soğuk bakıyorum demesi söz konusu olmaz zaten. Adalet Bakanı'na Sayın Başbakan talimat veriyor. Diyor ki buna eğer hala engel teşkil eden bir sıkıntı varsa bununla ilgili de gerekli düzenlemeleri yapın. Sayın Metin Feyzioğlu Sayın Başbakan'ı ziyaret ediyor. Randevu talebinde bulunuyor. Sayın Başbakan orada da kendisi de diyor ki ben Adalet Bakanıma gerekli talimatı verdim. Siz de bir sivil toplum örgütü olarak, savunmayı temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak eğer buna katkı sağlarsanız, yapıcı bir katkınız olursa bundan da memnuniyet duyarız. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Daha Adalet Bakanı bu çalışmayı yapmamış, daha işin şekli ortaya çıkmamış. Bunun boyutları nereye varır? Kimleri kapsar, kimleri kapsamaz? Ne getirir, ne götürür? Avrupa Birliği mevzuatına ne kadar uyum sağlar? Anayasal durum nedir? Bütün bunları hesaplanmamışken Sayın Feyzioğlu bütün bunları bu işin kahramanlığını adeta üstlendi. Sanki yasamadan o sorumluymuş gibi, sanki bütün yürütmenin gücünü o kullanıyormuş gibi. Efendim çıktı televizyonlara açıklamalar yaptı, hızını alamadı, gitti Silivri'ye. O insanlara hem müjde veriyor hem de sizin yeniden yargılanmanızı nasıl yapalım sorusunu soruyor onlara. Yeryüzünde mahkumlara ve tutuklulara sizin nasıl yeniden yargılanacağınız yol ve yöntemleri belirleyelim, gelin birlikte yapalım diyen bir sistem var mı? Evet. Bu şuna benziyor. Yani ben sizi buradan her halükarda alıp götüreceğim. Limuzin mi istersiniz, jip mi istersiniz? Yani böyle bir şey söylenmiyor da ben örnek olsun diye söylüyorum. Ve o insanların ümitlerini üzerinden Ercan işte dediğim sorduğun gibi evet her ümitler. Ümitlerinin istismar edilmesi budur. Onların ümitleri üzerinden Sayın Feyzioğlu şov yaptı. Şimdi çıktığı televizyon programlarında konuşmalara baktım. Hal, hareket, tavır, duruşa baktım. Kusura bakma herkes cirmi ve cismi kadar konuşacak. Sizin yetkiniz bu şuraya kadardır. Bakın yargı üç ayaktan oluşur. İddia makamı vardır, savcılıklar temsil eder. Muhakeme vardır, bunu hakimler temsil eder. Bir de savunma makamı mekanizması vardır, onu da avukatlar temsil eder. Onları temsil eden de barolardır. İstanbul Barosu bu balyoz davalarının çıkmaza girmesinin müsebbiplerinden birisidir. Ümit Kocasakal'ın başkanı oldu. Evet ve Sayın Metin Feyzioğlu'nu bu Barolar Birliği Başkanlığı'na taşıyan da büyük çapta İstanbul Barosu'dur. İstanbul Barosu'nun darbe ve darbe girişimleri karşısındaki tutumu belli. Onların avukatı zaten. Yani bir normal bir avukatlık mekanizması değil. Onlara bir, şimdi bakın İstanbul Barosu, Balyoz ve Ergenekon davasının avukatları mahkeme nezdinde müdafaa yapmaları gerekirken daha çok tribünlere oynadılar. Şimdi siyasetçiler bırakın CHP'liler tribünlere oynasın. Siyasetçiler bunu yapabilir. Kamuoyu nezdinde bu davalarla ilgili düşüncelerini dillendirsin de siz mahkeme nezdinde müdafaa yapmakla mükellefsiniz. Aslında onlar o insanlara fayda sağlamadılar. Şimdi öyle bir beklenti oluşturuldu ki yarın bütün bu Ergenekon ve Balyoz sanıkların hepsi tahliye ediliyor. Bu davalar kenem yekün yok kabul ediliyor. KCK da bunun içerisinde şimdi, ama efendim bakın, bunu da hatırlatmak istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Sayın Metin Feyzioğlu'nun söylediği yeniden yargılanma falan değil. Sıfırdan yargılanma hatta yargılanmamadır. Onun için benim bugünkü tepkim bunadır. Sayın Başbakan'ı ziyaret ediyorsun. Sonra çıkıp diyorsun ki ben başbakana güvenmiyorum. Güvenmediğin insana niye gidiyorsun kardeşim? Profesyonel siyasetçi tabiri kullanıyor. Hayır sonra hiçbir profesyonel siyasetçiye güvenmiyorum diyorsun. Şimdi siyaseti aşağılayarak, siyasi kurumları aşağılayarak nereye varacaksın? Efendim, kiminle bugün, iş yapacaksın? Bugün olsa Cumhurbaşkanı ve Başbakan kendisiyle görüşür mü? Bir tahmininiz var mı? Hayır o kendi takdirleridir. Evet. Ben Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın takdirlerinin nasıl olacağına ben karar veremem. Ama mesela bu hali tavrı Sayın Bahçeli gördü ve bununla görüşmeyeceğini söyledi. Neticede Adalet Bakanımızla randevu aldı. Herhalde o önümüzdeki günlerde biz bakın tekrar söylüyoruz. Savunma mekanizması olarak bizim her zaman kapımız bütün barolara açıktır. Barolar Birliği'ne de açıktır. Evet. Yeter ki yapıcı katkıda bulunsunlar. Yeter ki gerçekten çözümün bir tarafı olsunlar.
gerçekten milli iradeden yana duruş sergilesinler, biz onları başımızda taşırız. Şimdi burada bu şeyi bir tarafa bırakıyorum, Barolar Birliği'ni. Muhalefetin tavrı. Sayın Kılıçdaroğlu, efendim biz size demiyor muyduk işte biz Ergenekon'un avukatıyız derken siz bize şunu şunu diyorsunuz. Şimdi bizim biz sizin çizginize falan gelmedik. Biz milli iradenin avukatıyız. Sayın Başbakan, efendim oranın savcısı başbakandır dediler. Bu olabilir. Bakın İngiltere'de Adalet Bakanlığı'nın ünvanı başsavcıdır. General Attorney'dir. Başsavcıdır. Hiç bakan falan diye geçmez. Adalet Bakanı başsavcı diye geçer. Eskiden müddei umumi derlerdi. Kamuoyu adına bir yanlış varsa onu o iddiayı dile getirmek, evet, ve o yamukluğu hukuk nezdinde düzeltmek anlamındadır. Başbakan elbette halkı adına bunu yapacaktır. Evet. Milli iradenin avukatını da yapacaktır. Halkının iddialarını da taşıyacaktır. Bu burada bir anormallik yok. Adalet Bakanı da bunu yapabilir. Dolayısıyla biz bu konuda CHP'nin durduğu yerde değiliz. Bugüne kadar Ergenekon ve Balyoz davaları için ne söylemişsek biz hepsinin arkasındayız. Yani yeniden yargılanmaya yol açılması, buna müsaade edilmesi varsa gerçekten mağduriyet ama onlarda bulunsun diyorsunuz. Hani delil, birilerini suçlu kılmak için delil üretilmesi vesaire söz konusu varsa bu A, B, C şahıslarının müracaatı üzerine olur. Bir bütün olarak bu davaları görmemezlikten gelmek, biz Danıştay'a saldırıyı görmemezlikten mi gelelim? Efendim yalnız Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas yönündeki bir değerlendirmesi vardı. Bu biraz tetikleyici oldu. Bunu kabul ediyor musunuz? Efendim ne tetikleyici olursa olsun. Tamam. Hı. Şimdi ordu da diyelim ki müracaat etti bizim bazı mensuplarımızla ilgili olarak böyle böyle şeyler olabilir dedi. Bu bir iddiadır. Hı hı. Netice itibariyle bu araştırılır. Eğer gerçekten bununla ilgili bir belge, bulgu ortaya konabilirse hukuk devletinde bunun gereği yapılır. Evet. Bu kadar basit. Ama bir kez daha altını çiziyorum. Bizim darbe teşebbüslerine sempatiyle bakmamız, Ergenekon'a, Balyoz'a, Ergenekonculara, Balyozculara sempatiyle bakmamız söz konusu değildir. Ve bütün bu olup bitenleri görmemezlikten gelemeyiz. Efendim biz harp oyunu oynuyorduk. Bir oyun oynuyordunuz, o belli de. Gerçek şahıs isimleri vererek şu gazeteciler kullanılacak, şu gazetecilerden yararlanılacak, şu gazeteciler cezalandırılacak, parti isimleri, teşkilat, kimlerin hangi stadyumlara toplanacağına varıncaya kadar bunu oynayacaksınız. Ondan sonra çıkıp bunu tasarlayacaksınız. Ondan sonra da zaten daha önce bu plan yapılırken demiş ki eğer bu plan deşifre olursa biz harp oyunu diyeceğiz buna. Bu zaten ortada, o iddianamede var bu zaten. Onun için yer altından fışkıran Ergenekon davası kapsamında yer altından fışkıran cephanelikleri görmemezlikten gelemeyiz. Kimsenin aklıyla alay etmesinler. Evet. Yani hukuk devletinde efendim bu yeniden yargılanma olsun, tamam. Bir böyle bir şey atıldı. Başbakan iyi niyetiyle bir hukuk devletinin başbakanı olarak bunu söyledi. Nezaket gösterdi. Sayın Feyzioğlu'nu kabul etti. Ona da söyledi. Tamam buyurun. Varsa beraber göz göre göre bir yanlışlık yapılmışsa o yanlışlığı birlikte düzeltelim. Ama bizim kastettiğimiz bu değil. Biz CHP ile bu konuda asla aynı noktada değiliz. Bugün değiliz, yarın da oraya gelmeyeceğiz. Efendim boşuna. O zaman siz şöyle diyorsunuz. Biz Balyoz ve Ergenekon'la ilgili daha önce söylediklerimizin altını tekrar çiziyoruz. Ama alt rütbelilerle ilgili emir komuta zinciri çerçevesinde veya olmaksızın bir yanlışlık yapıldıysa da bu mağduriyetler giderilsin diyorsunuz. Bu ille de alt rütbe olmak zorunda değil. Üst rütbedeki de olabilir. Olabilir diyorsunuz, tamam. Yani yeter ki iddianızı ispat edin. Bakın temyiz makamı niçin var Batuhan Bey? Temyiz makamı. Alt mahkeme önüne gelen delillerle ilgili olarak avukatlar dedi ki bakın şu delil bu sanaldır, kurgulanmıştır. Onunla ilgili incelemesini yaptı. Üst mahkemeye geldi. Üst mahkeme tekrar baktı. Şey o bulamadı. Zaman kim olursa olsun Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Yani netice itibariyle kim olursa olsun bir somut iddia ortaya koyarsa bir yanlışlık yapıldıysa bunların düzeltilmesi konusunda da sonuna kadar varız diyorsunuz. Ama diyoruz. Zaten bununla ilgili yeni bir düzenlemeye gerek yok. İade-i muhakeme veya Türkçeleşmiş adıyla yeniden yargılanma mevcut ben diyorsunuz. Ben gerek yok demiyorum. Demiyorsunuz. Adalet ondan. Bakanlığı'nın yapacağı çalışma. Tamam. Şimdi Adalet Bakanlığı uzmanlarıyla oturup diyeceğiz ki arkadaş bu işin önünde bir engel var mı? Evet. Varsa engel kaldırılacak. Mevcut yasalar zaten var. İlave bir şey gerekiyorsa başbakanın çalışma dediği budur kardeşim. Efendim ben çok kısa cevaplar alabilir miyim? HSYK değişikliğiyle ilgili olarak yürütme, yargı, yasama var ya. Yasama yani bir tarafa
yargı ve yürütme, işte ikisi de hükümet tarafından oluşturuluyor deniliyor. Bu eleştiriye ne diyorsunuz? Yani yargı, yürütme de yargı oluyor. Yargı da yürütme oluyor. Batuhan Bey, veya diyorlar ki HSYK'nın adını kaldıralım, orayı Adalet Bakanı koyalım gibi eleştiriler öyle, var. Öyle bir şey söz konusu değildir. Burada HSYK'nın bürokrasisi yeniden düzenleniyor kardeşim. Özeti budur. HSYK'nın hukukun ruhuyla, adaletin ruhuyla ilgili görevleri aynen devam ediyor. Anladım. Detayına girelim dersen girelim. Yok, girmeyelim. Bir de efendim şöyle bir şey daha var. Hani demin dediniz ya, darbe yapmak isterse asker, onlar emekli edilir. Yine 90'lı yılları, 28 Şubat sürecini, Çiller'i örnek verdiniz. O zaman az önce sözlerinizde bir yargı darbesi olduğundan söz ettiniz. Bu değişiklikle oradaki insanların tasfiyesi masanın önüne getirilmeye çalışılıyor. Sayın Başbakan meydanlarda söyledi. Şu anda HSYK üyelerini yargılayacak bir mekanizma konmamış burada. Bu bir eksiklik mesela. Şimdi herkes hesap verebilir olmalı mı soruyorum? Olmalı. Evet. Şimdi bu HSYK şu anda yönetmelik çıkarabiliyor mu? Evet. Evet. Peki genelge yayınlayabiliyor mu? Evet. Bazı kararları alabiliyor mu? Evet. Bu yargı kapsamında mıdır? Yargı denetimi kapsamında mıdır? Hayır. Şimdi diyorlar ya, bakana devredin. Bakana devrettiğiniz zaman bunların hepsi yargı kapsamına girer. Şimdi bakanın yaptığı bütün iş ve işlemler Danıştay denetimine tabi mi? Soruyorum size. Evet. Tabii ki tabi. Peki meclisin denetimine tabi midir? Meclis, her sene hükümet... onun hesabını veriyorsunuz bütçeler vasıtasıyla. Şimdi yapılan kanun, şimdi bir kanun yapıyoruz. Bu yaptığımız kanunlar anayasal denetime tabi mi? Evet. Bir de zaten bütün yaptığımız siyasetçiler olarak yaptığımız icraatlardan dolayı 4 senede bir değil, 2 senede bir mahalli seçim var, genel seçim var. Vatandaş sandık önüne geldi mi, eğer hoşnut değilse onun hesabını sorar senden. Vatandaş denetimi de var mı? Var. Peki HSYK üyeleri için bir tek denetim söyleyin bana. Var mı? Yok, hayır. HSYK'yı denetleyen... Efendim bu bağlamda bir de ben şunu sorayım. Ercan kusura bakma. Görevden alınan polislerle ilgili çok fazla eleştiriler yöneltiliyor. Hatta bu yönde bazı yazarların defalarca alınıyor diyor. Bu eleştiriye ne getireceksiniz? Nedir bakın, buna cevabınız? Şöyle. Neden bu polisler görevden alınıyor Sayın Bakan? Şimdi insanların özlük haklarına zarar vermemek kaydıyla, onları mağdur etmemek kaydıyla yer değişikliği yapılabilir. Bu dozunda ve ihtiyaç esas alınarak yapıldığı zaman bir problem olmaz. Ama zaten bir insanı mağdur ederseniz, ona haksızlık yaparsanız mahkemeye giderler ve mahkemeden dönerler. Ben dün Sayın İçişleri Bakanı'na sordum. Mesela Ankara'da 350 polis memurunun görev yeri değiştirilmiş. Bana söylediği şey şudur. Yeni ki şube müdürleri getirilmiş. Şube müdürü diyor ki, siz diyelim ki TGRT'nin Ankara temsilcisi oldunuz. Ben ekip mi kurmak istiyorum diyorsunuz. Şimdi sizin ekip, çalışacağı insanları belirliyor. Şimdi yeni gelen şube müdürü ben ekibimi değiştirmek istiyorum diyor. Oradaki polis memurları, diyelim ki Ankara Emniyeti'ndeki polisler, Balıkesir'dekiler buraya gelmiyor. Yine Ankara Emniyeti içerisinde bir birimden diğer birime geçiyor. Bir odadan diğer odaya geçiyor. Mesele bundan ibaret. Yapılan bu diyorsunuz. Ama mağdur edilirse, özlük haklarına halel gelirse zaten mahkemeye müracaat ederler ve dönerler. Efendim bir de kişisel şeyinizi sormak istiyorum. Bir savcı 80 kişiyi Avrupa'nın hangi ülkesinde tek başına karar vererek kapalı bir sistem içerisinde 7. kişiye haber vermeden 4-5 kişinin bildiği bir süreçte alabilir mi? Bu savcılık sistemi her 100 kişiden hakkında mesela şöyle, ben savcı benle ilgili beni mahkum et veya işte beni soruşturuyor, sabah aldı beni evden basın şeyinde, gözetiminde, ellerim kelepçelendi, geldim. 35 yıl şey istedi, hapis cezası. Sonra ben beraat ettim ama milletin aklında benimle ilgili 35 yıl istenmiş bir hapis suçu gündemde kalıyor. Bu sistem de bir aksaklık yok mu Sayın Yüce Divan'a Çelik? Yüce Divan'a gönderilen birçok bakanla ilgili olarak 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl mahkumiyetler isteniyor. Ama onlar akılda kalıyor. Hani bir dakika, beraat ettiler ama. Şimdi bakın şuraya geleceğim. Batuhan Bey, tabii bu yargı sistemimizin eğer yamuk taraflarını, eğri taraflarını konuşacak olursak bu program ona yetmez. Çok derdimiz var bizim. Biz bakın iktidara geldiğimizde yargının fiziki altyapısı yoktu. Yargının teknolojik altyapısı yoktu. Bağımsız yargı, bakımsız yargıydı. Biz bu yargıya gerçekten iyi baktık. Evet. Hakikaten saray gibi adalet sarayları inşa, adı sadece saray değil, saray gibi adalet sarayları inşa ettik. En son teknolojiyle donattık. Hakimlerin, savcıların özlük haklarını iyileştirdik. Ve
Bu yargının fiziğiydi. Yargının kimyasında problem var. Birçok bakanımız bu konuda gayretler gösterdi. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Biraz önce sizin söylediğiniz, o sizin dediğiniz, siz Türkiye'de tanınan bir iş adamısınız. Şimdi sizi eften püften bir davadan dolayı diyelim ki sabahın köründe evinizden alıyorlar, bütün konu komşu pencerelere çıkmış, elinize kelepçe vurup sizi götürüyorlar. Bittim ben. Hayır, bittiniz tabii. Kredibiliteniz sıfırlanıyor. Ve bu haysiyet cellatlığıdır. Bu haysiyet cellatlığı yapılmaması gerekiyor. Ertesi günde gazetelerde tapelerim okunuyor. Allah! Kamuoyu yargılama sonucunu veriyor. Mahkeme bitiyor Sayın Bakan. İtibar cinayetleri işlenmemesi gerekiyor. Şimdi gazeteler yargılıyor, mahkum ediyor. Şimdi sabahın köründe saat 6'da operasyon başlıyor. Diyelim ki bu soruşturmaların gizliliği var değil mi? Bu soruşturmaların gizliliği, gizli kapaklı işler yapılıyor. Kapalı devre iş yapılıyor. Bakın birileri bunları kolluyor manasında değil. Şimdi siz bir zan üzere, adı üzerinde zanlı. Siz zanlıyı hırsız diye damgalarsanız 5 kişi buna inanır. 6 kişi de inanmayabilir. Ama 5 kişinin kafasındaki o lekeyi silemezsiniz. Soruşturmanın gizliliği dediğimiz şey budur. Ama sabahın 6'sında operasyonun başladığı andan itibaren televizyonlarda canlı yayın yaparsanız ve bütün medyaya bu insanları afişe ederseniz, bu insanlar kim olursa olsun, bakın Diyarbakır'da KCK davasında yargılanan belediye başkanları elleri kelepçeli, plastik kelepçeyle kelepçelermiş, sıraya dizilmiş. Ben AK Parti sözcüsü olarak, o zaman Sayın Beşir Atalay İçişleri Bakanı'ydı, ben İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum, bu terbiyesizliğin icabına bakılsın dedi. Neticede ya onlar belediye başkanı kardeşim. Sen bu şekilde kelepçeleyip hepsini götürmesen, desen ki gel desen yine gelecek. Diyelim ki sana şimdi yarın deseler ki ya şundan dolayı gel ifade ver. Tabii ki giderim. Tabii ki giderim efendim. Burada bu süt, Ercan sen de gidersin herhalde. Şimdi bu bizim işte onun için bizim evet. Yargımız hukuk hükmünü vermeden piyasa hükmünü veriyor. E o zaman da efendim kamuoyu mahkemeyi yönlendiriyor. Çarşı pazar hükmünü veriyor. Doğru. Biraz önce söylediğim gibi bakın o büyük kerli ferli iş adamlarına bunlar yapılınca. Şimdi bakın mesela dedi ki işte polis okulunun arazisi 1 milyar ederken 460 milyona bilmem kime satıldı. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı dedi ki arkadaş dedi bunun tapusu bizde dedi. Kimseye satılmış falan değil. Bakın bir yolsuzluktan söz ediliyor. Orada işlem bile tesis edilmemiş. Evet. Sen meramını anlatıncaya kadar, derdini anlatıncaya kadar Bağda harabul Basra, Basra harab olduktan sonra sen anlatmışsın derdini hiç ifade etmez. Doğru. Mesele bu kardeşim. Evet. Soruşturmanın gizliliğinden devam edelim efendim isterseniz. Siz yine kızacaksınız soru uzun diye ama soruşturmanın gizliliği denirken onun başsavcı vekilinden ve aynı zamanda başbakandan, İçişleri Bakanı'ndan gizlenmesinden söz ediliyor. Başbakandan gizleniyor bu soruşturma ama başbakan MIT'in emanet olduğu kişi. Aynı zamanda başbakan örtülü ödeneği harcayan kişi, onun emanet olduğu kişi. Başbakandan bunlar gizlenmiyor ve bu gizleniyor. Bu biraz garip değil mi? Bir de efendim başsavcı Zekeriya Özün. Savcı Zekeriya Özün, Dubai tatili, onunla ilgili iddialar, 4200 dolar iddiası, Ali Ağaoğlu iddiası, kendinin bunu reddetmesi, başbakanın ona birini gönderdiği iddiası, bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Başbakanın birini gönderdiği iddiası başbakanlık tarafından yalanlandı. Ama ben şunun tatili, bunun bilmem eğlencesi falan filiyle ilgili değilim. Neticede bunlar şu anda dillendirilen iddialar değil mi? Evet. Şimdi bunlar kamuoyuna mal oldu. Bunlar konuşuluyor. Buna kendisi itiraz ediyor. Bunun birisi diyor ki ben ödedim parayı bir iş adamı diyor. O ben kendim ödedim diyor. Dolayısıyla hangisinin doğru söylediğini de bir inceleme soruşturma ortaya çıkacak. Bakın hiç kimseyle ilgili bir kesin karara varılmadan bu böyledir diye hüküm tesis etmeyelim. Kızdığımız insanlar olsa bile bunlar. Şu anda ortada deniyor ki Böyle bir iş adamı diyor ki ben onun finanse ettim. Tatilini ben Dubai'ye gönderdim. O da ben ödedim diyor. Bir taraftan bir fatura ibraz ediliyor ve bu iddialar ortada dolaşıyor. Şimdi bununla ilgili HSYK bu meseleleri inceleyip kamuoyuna diyecek ki doğru şudur. Olay bu. 22 defa yurt dışına çıkması. Bu 22 midir? Hani şunu diyor, 22 midir? Bu 32 midir? Niye gitti? Kimin parasıyla gitti? Şimdi bütün bunları ortaya çıkarıp çünkü netice itibariyle arkadaşlar tuz kokmaya başlarsa bu sıkıntı olur. Yargı bizim tuzumuzdur. Çünkü adalet dağıtan mekanizma, adalet temin eden mekanizma eğer bizatihi bu şekilde şaibe altında kalırsa yazık olur bu memlekete. Dolayısıyla
Yani şimdi bu HSYK efendim daha baştan mesela şu yönetmelik anayasaya aykırıdır dedi. Bir nevi Danıştay'a talimat verdi. Bunları yapacağını. Danıştay da o yönde karar aldı. Hani bunu yapacağını, HSYK böyle bir şey yapacağını. Keşke bunu yap, bu tip şeyleri hemen ortaya çıkarsın. Efendim değişik şeyler olduğunu düşünüyor musunuz yargı süreci içerisinde? Bir yargı, yani bir başsavcının Twitter'da özellikle mesajlar atması, başka bir savcının gidip bildiri dağıtması, bunlar enteresan şeyler gibi görünüyor. Danıştay'ın devreye girmesi, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun devreye girmesi, yargı sürecini nasıl etkiler? Şimdi siz kendiniz enteresan dediniz. Enteresan. Ama gerçekten enteresan şeyler yaşıyoruz. Enteresan duymadığımız demek, şeyler yaşıyoruz. Enteresan demek bugüne kadar bizim garipsediğimiz şeylerdi. Yani bir savcı eline bildiri alıp da çıkıp şeyin önünde bildiri falan dağıtmaz kardeşim. Bunlar hakikaten akla ziyan şeylerdir. Ümit ederim ki bir daha ikincisi olmaz. Yani yarın yargıyla işi olan bir vatandaş olduğunuzu düşünün. Bu sizin güveninizi de zedeler mi böylesi bu, durumda? İşte onu söylüyorum arkadaşlarım. Tuzun kokması demek. Evet. Yani esas derdimize deva olacak, adalet dağıtacak, adaleti temin edecek. Ben haksızlığa uğradığım zaman, ben hakarete uğradığım zaman benim hakkımı temin edecek olan yargı güvenini kaybediyor demektir. Nitekim yaptığınız anketlerde yargıya olan güven kesinlikle altlarda çıkıyor. Yargımıza güven kazandırmak zorunda. Güven veren adalet bizim 2023, Hedef 2023 isimli beyannamemizin birinci başlığıdır biliyorsunuz. Yani ileri demokrasi başlığı altındaki ilk alt başlığımız güven veren adalettir. Adalet herkese güven vermesi gerekiyor. Yolsuzluk o operasyonu mu yapacaksınız? Usulsüzlük yaparak yolsuzluk operasyonu yapılmaz. Başbakandan gizlenmesi normal tekrar bir şey. Tekrar altıncı bak. Evet. Usulsüzlük yaparak yolsuzluk operasyonu yapamazsın. Hukuku ayağınızın altına alıp çiğneyerek yapamazsınız. Ya başbakan dediğiniz arkadaşlar. Şimdi netice itibariyle yargı sistemi. Bakın bu yargı bir şey yaptığı zaman. Tekrar söylüyorum. Ülkenizin menfaatleri önemlidir. Siz bir bakanın oğlu, İçişleri Bakanı'nın oğlunun adı geçiyor diye İçişleri Bakanı'nı kendisine haber vermeyebilirsiniz. İstanbul Valisi'ne haber vermede yiyebilirsiniz. Ama siz başsavcıya haber vermek zorundasınız değil mi? Başsavcıya haber verilmiş mi? İzin isteme hayır. Değil, bilgi vermeye hayır, istiyorsunuz. Hayır, onu Turan Çolak kadının haberi yok. Haberi yok. İstanbul Valisi'nin haberi yok. Emniyet Müdürlüğü'nün haberi yok. Başbakanın haberi yok. İçişleri Bakanı'nın haberi yok. Ve siz Türkiye'yi sarsacak, piyasaları allak bullak edecek bir şey yapıyorsunuz. Soruşturmanın gizliliği deniyor. Şimdi bakın bizim esnafımız, bizim tüccarımız, Anadolu'daki gariban insanımız çekini senedini ödeyemez duruma gelirse bunun sorumlusu kim olacak? Yolsuzlukları görmemezlikten gelelim. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın ben size başka bir örnek vereyim. 14 ay boyunca siz bir yolsuzluk, usulsüzlük oluyor. Biz de bunu takip ediyoruz diyorsunuz. Şimdi trafik polisi birinin suç işlediğini görüyor. Diyor ki bunu kameraya alıyor. Kaydediyor. İşlemeye devam etsin diyor. Ama göz göre göre başka insanların hayatını tehlikeye sokuyor. Bir daha işliyor. Bir daha alıyorsunuz. Dur bu da yetmez. 2 kere, 3 kere, 13 kere yapıyor. Ha şimdi hepsini adamın önüne çıkarıyorsun. Bak ben seni şu kadar zamandan beri izliyorum. Sen 40 kere hata yaptın. Ver ehliyetini bakayım. Arabanı bağlıyorum diyorsun. Şimdi bakın bu bir nevi bu insanların suç işleme insanlara suç işleyecek zemin hazırlıyorsunuz. Şimdi devletin emniyet görevlilerinin bir vazifesi de suç daha doğmak üzereyken, hatta doğmadan suç unsuru ortaya çıkarken onun önüne geçmektir. Ama sizin niyetiniz insanları özellikle efendim zor duruma sokmak, düşürmek ise bunun farklı yol ve yöntemleri vardır. Dolayısıyla bana şu normal gelmiyor. 17 Aralık'ta başlayan, 25 Aralık'ta devam eden, bugünlerde işte İzmir'de işte limanlarda falan devam eden bu olup bitenler seçimin hemen arafesinde bunların meydana gelmesi, ifşa edilmesi, ortaya çıkarılması bana normal gelmiyor. Mesele bundan ibaret. Efendim birkaç tane soruyu da ben izninizle peş peşe sormak istiyorum. O zaman bu yapılan HSYK değişikliği ile bütün bunların önüne geçmek, yargı darbesinin önlenmesi anlamına geliyor mu sorusunu tekrarlayarak size sormak istiyorum. Bu bir. Böyle bir adım mıdır? Kardeşim, çünkü böyle bir değerlendirme olduğu için soruyorum. Her şeyi açık açık sorma anlamında. Şimdi bugün Adalet Bakanı'na da bu soruları siz sordunuz. Orada onunla beraber toplantıdaydınız değil mi? Evet, evet efendim. Mesele şudur kardeşim. Adaletin
adalet dediğim gibi adalet işlerken adil olmalıdır. Adalet mekanizmasının bizatihi kendisi adil olmalıdır. Adalet mekanizması yürütmeye çelme anlamına gelmemelidir. Yürütmeye mani olma anlamına gelmemelidir. Biz mesela yerindelik kararı veremez mahkemeler diye bir karar aldık. Bu hukuka engel teşkil etmek midir? Evet. Yani mesela diyelim ki ben imar planı yapıyorum. Ama yerindelik bak, kararı var hem 17'de hem ben değil onu, mi? Onu söylüyorum kardeşim. Adam diyor ki siz mesela diyor şey yaptınız diyor. İmar planı değişikliği yaptınız. Metro için imar planı değişikliği yaptınız. Marmara için affedersiniz. Yapmasa mıydı kardeşim? Marmara için imar planı değişikliği gerekiyorsa yapılmamalı mıydı? Bunun doğru olmadığına savcı mı karar verecek? Belediye başkanı mı karar verecek? Efendim harita plan mühendisi mi karar verecek? Kim karar verecek buna? Siyasi irade mi karar verecek? Siyasi irade yanlış bir şey yaparsa bunun hesabını faturasını halka öder. Dolayısıyla bu memleket bakın yerindelik kararlarından dolayı sadece AK Parti hükümetleri döneminde 600 milyar dolar kaybetmiştir. Bunun hesabını kitabını yapanlar var. Biz anayasa değişikliğiyle yargının yerindelik kararı veremeyeceğine dair. Ama, evet. Şimdi bakın yerindelik kararı veriyorsun. Peki efendim bu kadar gündemi sarsan, ekonomiyi allak bullak eden, böyle bir operasyona tek başına karar veren kişi veya kişilerden bahsediyoruz. O zaman bu bakıldığı zaman Türkiye'yi dağıtan, 10 günde dağıldı yani Türkiye'yi. Bunun suçu ne peki size göre? Bir dakika bu istikrarsızlığa sebebiyet verenler, bu istikrarsızlığın müsebbibi olanlar, dövizdeki yükselmenin, efendim borsadaki düşmenin, döviz faiz oranlarındaki yükselmenin müsebbibi olanlar başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerekiyor. Biraz önce hani siz bazı şeyleri beğenmeyebilirsiniz, bazı şeylere karşı olabilirsiniz ama bunun yolu geminin dibini delmek değildir derken kastettiğim budur. Evet. Gezi olaylarında da bir benzeri ortaya kondu. Orada da bir başka manevra vardı. Şimdi bu gezinin devamı mıydı size göre? Efendim yani bunlar zincirleme birbirini takip. İkisi de Türkiye'nin istikrarına yönelik maalesef yapılmış hamlelerdir ve maalesef Türkiye'nin istikrarını baltalamaya yönelik çabalar. Bu HSYK değişikliğini siz İngiltere'den güzel bir örnek verdiniz. Ben de 4 sene o Londra'da yaşayan birisi olarak yani sonuçta şunu sormak istiyorum. Yargıyla ilgili tartışmalar Türkiye'de bitmek bilmiyor ya. İngiltere'de Adalet Bakanı Adalet Bakanı olarak bilinmez. Başsavcı. Siz söylediniz efendim. Evet. Başsavcı olarak bilinir. Dolayısıyla bu değişikliği veya Adalet Bakanı'nın HSYK üzerindeki yetkilerin arttırılmasını bu minvalde mi görmek lazım? Efendim şöyle görmek lazım. Nasıl görelim? Şimdi bakın Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde bu konuda bir standart yok. Her ülkede farklı farklı uygulamalar var. Esas olan şey şudur. Şimdi bir kere mahkemeler karar verirken kimin adına karar veriyor? Millet, Türk milleti adına diye karar veriyor evet. Değil mi? Millet adına. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi kimin adına yasama yapıyor? Millet adına yasama yapıyor. Yürütme kimin adına yürütme görevini üstleniyor? Millet adına yürütüyor. Ama yürütme hesap veriyor. Tekrar söylüyorum Batuhan Bey. Yasama hesap veriyor. Yani milletvekilleri, yasamayı yapanlar millet tarafından benimsenmezse, beğenilmezse sandıkta onun faturası kesiliyor. Peki bunun hesabını fakat kim verecek ben efendim? De onu işte tam onu soruyorum onu size. Söylüyorum. İşte diyorum ki biz hesap verilmezlikten hesap verilirliğe geçiriyoruz bu işi. Dedik ki eğer yönetmeliği Adalet Bakanı çıkarırsa bu mahkemenin konusu olabilir. Bu Danıştay'a gidebilir. Danıştay bunun hesabını sorabilir. Bununla ilgili olarak bir denetim mekanizması var. Ama HSYK yönetmelik yayınladığı zaman, genelge yayınladığı zaman denetime tabi değil. Burada bir anormallik görmüyorum. HSYK ben. Denetlenecek. Şimdi bakın HSYK'nın denetlenmeyen bazı yetkileri bakana devredilince denetlenecek hale gelecek. Dolayısıyla böyle bir tablo çıkmış oluyor. Ercan sana bırakacağım ama şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Twitter'dan sevgili izleyicilerimiz bize bedelli askerlik, 4C konusu, Şubat ayında atama, akademisyenlerin ücretleri, kamuoya alınacak personelle ilgili binlerce tweet attılar. Bunları da biliyoruz. Bunları da Sayın Hüseyin Çelik'e yönelteceğiz diyorum. Sana bırakıyorum. Efendim tır krizi. Yani teşbihte hata olmaz. Bu tabiri yerindeyse bir boks maçı yapılıyor ve sağlı sollu kroşeler geliyor gibi görünüyor. Ya yani 17 Aralık süreci, 25 Aralık süreci, sonra bir tır çıkıyor, bu tır Suriye'ye gidiyordu deniyor. O tırın aranmak istenmesi, bu tır MİT'in tırıydı deniyor. Bilmediğim için soruyorum, kusura bakmayın lütfen.
bazı yorumlar yapılıyor. Yakalanmasaydı sorun yoktu. İstihbarat teşkilatının bir tarafı yakalanmadığı müddetçe suçlu değildir. Ama yakalandığı zaman onun sorumluluğu size aittir. Uluslararası alanda zor durumda kalıyorsunuz. Bunu neye yormak lazım efendim? Bu sürecin devamı mı bu tır sizce? Ercan, 17 Aralık'ın devamı. Ercan Bey, hiçbir istihbarat teşkilatının duvarları camdan değildir. Şimdi siz CIA'nin bırakın Amerika içinde, Amerika dışında ne yaptığını ettiğini biliyor musunuz? Ya haftalık olarak bütün yaptıklarınızı gazetecilere rapor edin. Şu ajanımız şurada şunu yaptı, şu ajanımız şununla konuştu, şu soruşturu aldı diye haftalık, günlük, aylık raporlar yayınlayan yeryüzünde bir istihbarat teşkilatı var mı? Soruyorum, var mı? Yok böyle bir şey. Yok. Yok, tabii ki yok. Ha şimdi siz istihbarat teşkilatı kurmuşsunuz. Bunun ödeneğinden tutun da yerinden yurduna varıncaya kadar düzenlemeler yapmışsınız. Şimdi ve bu ülke adına ve bunun varlık sebebi ülkenizin menfaatleri, ülkenizin özellikle dışarıya yönelik olan faaliyetlerinde bir istihbarat çalışması yapmasıdır. Birine karşı olabilirsiniz, birileri destekleyebilirsiniz. Bunlar, şimdi bunu birileri tartışabilir, doğrudur, yanlışı tartışabilirsiniz. Ancak bugünkü siyasi iradenin emrinde olan Milli İstihbarat Teşkilatı'na böyle bir görev verilmiş. Bir yanlış yapması söz konusu olursa sen onu alıp doğrudan sorgulayıp arama yapıp ne yapamazsın. 26. maddesi, BİT kanununun 26. maddesi çok açıktır. Başbakan'dan izin alacaksın. Şimdi başbakan ona bir görev vermişse, ona bir misyon yüklemişse, diyelim ki işte bu 7 Şubat'ta yaşanan sıkıntı da buydu. Hakan Fidan'a, başbakana git, PKK'lılarla, PKK'nın bazı yöneticileriyle Oslo'da görüş demiştir. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Tony Blair bunu yaptı mı? Yaptı. Yaptı. Hiç kimse Tony Blair'e sen niçin bunu yaptın, bunu niye hesabını ver diye sormadı. Niye sen Sinn Féin'le görüştün, Jerry Adams'la görüştün diye sormadı. Sormadı. Sonuçta bir vazife vermişsin. Ve karşı tarafa da diyorsun ki arkadaş bu devlet sırrıdır. Bunun içinde kağıt da olabilir, başka şey de olabilir. O hesabı sana vermek zorunda değil. Şimdi burada yok illa ben savcıyım, ben bunu inceleyeceğim dediğin zaman sen o zaman haddini aşıyorsun demektir. Kusura bakma. Bu kadar ısrarlı olunması bir de tabii çok ki. Dikkat o zaman Erdoğan'ın sorusu kendi devamı. Ülkeni, bakın sen kendi ülkeni zor duruma düşürüyorsun. Bu maçın bir devamı gibi şimdi görünüyor. Şimdi diyelim ki Milli İstihbarat Teşkilatı, diyelim Hatay bizim önemli bir ilimiz. Orada Suriye var, çeşitli sıkıntılar var. MİT bazı mensuplarını oraya gönderse. Şimdi MİT'in mensuplarının bilinenleri var, bilinmeyenleri var, değil mi? Evet. Şimdi diyelim ki orada bir savcı, polis teşkilatı, birisi bir yerde dolaşırken tespit edildi. Sonra ilgili makamlara soruldu. Ya bu sizin mensubunuz mu? Evet, bizim mensubumuzdur. Şimdi MİT'in yetkilileri bu bizim mensubumuzdur, bir misyonla oradadır dedikten sonra yok kardeşim, bunun üstünde kimlik de yok, bu şunu da yapmadı, bu bunu da yapmadı, ben bunu içeri atacağım dediği zaman bu çalışmaz bu sistem. Evet. Bu Türkiye'ye mahsus değil. Bütün dünyada böyledir kardeşim. Efendim bir tane... Onun için bu meseleyi muhalefet istismar ediyor. Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere istismar ediyor. Efendim bir tane ilginç bir soru geldi. Onu da sormak istiyorum. Sevgili seyircimiz size soruyor ki, Sayın Bakan mantık kurmada üstattır diyor. 11 yıldır yargıdaki bu eksiklikleri görmediler mi diye soruyor. Şimdi bakın ben tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir kere o sevgili seyircimize şunu söylüyorum. 12 Eylül 2010'a kadar bizim bunları yapmamız, düzeltmemiz zaten söz konusu değildi. 12 Eylül referandumu ile birlikte bunları yapabilir hale geldik. Yaptık. Şimdi bazı eksiklikler var, bazı arızalar ortaya çıktı. Bunlara da yeni düzenlemeler yapıyoruz. İş bundan ibaret. Ercan, son 10 dakikaya giriyoruz. Zaman kalırsa tekrar şeye gireriz ama şu bedelli askerlikçiler çok bastırıyor. Bedelli askerlik istiyorlar. Bunu ne bedelli askerliği Milli Savunma Bakanı'na sorsunlar ama bana AK Parti sözcüsü olarak soruyorlarsa şu anda gündemde bir bedelli askerlik düzenlemesi yok. Olmayacağı manasına mı geliyor? Çok böyle kestirip batıyor musunuz efendim? Ben 30 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını ipotek altına alacak değilim. Bu benim gücümü aşar. Ama bugünkü şu anda seçime gidiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Efendim bir de bu genel çalışanlarla ilgili çok günü olana az maaş uygulamasıyla ilgili bir soru var. Maaşların eşit hale getirilmesi veya şey konusu, yani maaşların eşit işe eşit ücret konusu veya işte şöyle soruyorlar. Az çok günü olana az maaş düzenlemesi. Şimdi ben o
Arkadaşların hepsi Twitter'dan bana da yazıyorlar. Bakın ben mesela akademisyenlerin ücretlerinin artırılması ile ilgili benim de akademisyen olmam hasebiyle, yoksa hatta bana tweet attılar, siz yoksa siz bizi sevmiyor musunuz falan dediler. Ben de onlara dedim ki bana zaman zaman böyle öğrencilerim, mesai arkadaşlarım hitap ederken, şimdi söze başlarken sayın bakanım bir de ağız alışkanlığı hocam diyorlar. Sonra hocam derken affedersiniz. Ya kardeşim affedersiniz yok. Benim kalıcı vasfım hocalıktır. Yani benim kalıcı vasfım öğretim üyeliğidir. Şimdi bugün milletvekilisin, yarın değilsin. Bugün bakansın, yarın değilsin. Hı. Ama benim mesleğim akademisyenliktir. Dolayısıyla siz benim meslektaşlarımsınız. Benim sizi sevmemem için bir sebep yok. Hatta şunu söyledim. Dedim ki organize olun. Sizi temsilen bir grupla ben genel merkezdeki makamımda, mecliste sizinle görüşmek isterim. Sizinle hükümet mekanizması arasında, hükümet arasında eğer bir köprü vazifesi yapabilirse, gerçekten akademisyenlerin maaşları çok düşüktür. Yani burada tabii Türkiye'nin imkanları, bütçenin imkanları elbette önemlidir. Hele hele çalışacağım. Bazı branşlarda araştırma görevlisi bulamıyorlar. Yani mesela bizim göreve yeni başlayan öğretmen arkadaşlar bile neredeyse araştırma görevlilerinden fazla para alıyorlar. Öğretmenlerin parası çoktur manasında söylemiyorum. Şimdi diğer gruplarda bana meclisteki adresime, genel merkezdeki adresime mail gönderebilirler. Başka türlü bana ulaştırırlarsa bunlar... Bunlar teknik detay gerektirir. Sık sık Sayın Başbakan'la görüşen bir isim olarak bir araya gelen Sayın Başbakan'a da gitmesine gerek yok. İşte diyelim bunların çoğu Sayın Faruk Çelik bu meselelere çok duyarlı bir çalışma bakanımızdır. Tamam. Şimdi Sayın Faruk Çelik'e mesela bana çeşitli geçenlerde bir belimdeki bir rahatsızlıktan dolayı fizyoterapistlere gittim. Mesela fizyoterapistler geldiler bana. Bir grup dediler ki biz mağduruz. Gerçekten şu sebeplerden dolayı biz emsallerimize göre düşük ücret alıyoruz. Gittiler bir metin hazırladılar, bana getirdiler. Ben de Sayın Faruk Çelik'e bizzat verdim. Sayın Faruk Çelik arkadaşlara havale etti. Bunu inceliyorlar. Haklılarsa bir gün bir torba kanunu bir şey geldiği zaman ona ilave eder. Ona ilave edecek. Bu bir de efendim bu bedelli askerlikle ilgili 700 bin bakaya konusunu çözün. Bu konuda bize yardımcı olun şimdi derler. Şimdi yani bedelli askerlikle ilgili söyleyeceğim şey şu anda hükümetin gündeminde bedelli askerlik yok. Bakaya konusu. İşte bakaya konusu, bakaya bunlar kalan... Bunlar bekliyorlar ve bakaya kalıyorlar. Hayır, şimdi bir şekilde eğer kaçak durumuna düşerse yakalayıp götürürler. Yani benim onları Hüseyin Çelik olarak himaye etmem mümkün değil. Efendim 4C'lilerle ilgili konuyu Sayın Bakan gündeme getiriyor mu? 4C'lilerle ilgili birçok sıkıntı vardı. Bunlar giderildi. Ücretleri iyileştirildi, çalışma şartları iyileştirildi. 4C'liler şunu söyledi, biz yine kadroya aldık. Zaten 4C'liler kimdir Batuhan Bey? Özelleştirilen kurumlarda açığa çıkan personel işsiz güçsüz kalmasın diye önce 10 aylık çalışmayla başladılar. Sonra bunlar iyileştirildi. Ücretleri iyileştirildi. Tabii insanoğlu isteme hakkına sahiptir. Yani daha iyisi olsun diyor. İhtiyaçlar sınırsızdır. Bizi tekrar, İktisadi bir kuraldır. Bizi tekrar kadro alın diyorlar. Tabii bu hükümetin bir istihdam politikası var. Belli her yıl devletin kullanımı için verilen kadrolar var. Bunu torba yasada mı da olacak mı diye soruyorlar. Onu bilemem. Yani onu ama benim bildiğim 4C'lilerin şu anda böyle toptan kadroya geçirilmesi söz konusu değil. 10 bin atama sayısı Şubat'ta öğretmenler için çok az. Eski Milli Eğitim Bakanı bu konuda ne düşünüyor diye soruyorlar. Ama ben şimdi Milli Eğitim Bakanı değilim. Evet. Şimdi bana bazı sitem dolu yazılar yazıyorlar. Ben bu geldiği zaman da Milli Eğitim Bakanı'na bunu gönderiyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Evet. Şimdi sonuçta ben Milli Eğitim Bakanı olduğum zaman bunlara ben karar veririm. Şu anda Sayın Nabi Avcı Bey karar veriyor. Ama dediğim gibi onlar bana yine böyle derli toplu ama böyle birer ikişer kişi değil. Toplu olarak meseleleri gönderirlerse ben onlar adına elçilik yapmayı yine üstlenirim. İBF'lilerin de soruları var. Bunu da aynı şeyde değerlendiriyorsunuz onlar, herhalde. Onlar biliyorsunuz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları Türkiye'de çok sayıdadır. Yani istihdam konusunda bir şikayetleri var. Herkes aslında her meslek grubu tabii daha fazla istihdam edilmek istiyor. Bunların hiçbirisi haksız değil. Bunlar hepsi haklı. Evet. Ama olay şu bakalım. Sadece Türkiye'ye mahsus değil. Eğitimli genç işsiz sayısı fazladır. Türkiye'de üniversitelerin sayısı arttı. Şimdi bize de bu sefer şöyle diyorlar. Madem öyle niye çok üniversite açtınız? Ya iyi de kardeşim hala OECD ülkeleri içerisinde okullaşma oranı itibariyle yüksek öğretimde Türkiye en alt sıralarda. Evet. Dolayısıyla biz yani yüksek öğretim sadece diploma al, kamuda işçi ol, kamuda memur ol diye istenen bir şey değil.
Efendim uzman erbaşların durumu da iyileştirilecek mi diye soruyorlar. Onu da soralım. Vallahi temenni ederim ki şimdi tabii assubayların bazı talepleri var, erbaşların talepleri var. Aslında Sayın Çalışma Bakanı Faruk Çelik dediğim gibi aslında bunların hepsinin muhatabıdır. Çünkü eşit işe, eşit ücret politikalarını Çalışma Bakanlığı yürütüyor. Bütün o gruplar için söylüyorum, bana öyle destan değil, rafine, yarım sayfa durumlarını çok iyi ortaya koyan hangi grup bana bir gönderir, mektup yazabilirler, mail atabilirler, genel merkeze gönderebilirler, meclise gönderebilirler. Ben onlar adına vekillik görevimi yaparım. Onlar bizim müvekkilimizdir. Efendim Sayın Hüseyin Çelik'i duydunuz. Bütün sorularınızla ilgili kendisine mail de atabilirsiniz. AK Parti Genel Merkezi'ne faks da çekebilirsiniz. Tweet de yazabilirsiniz. Herkes bizim kendisine iletirse. Bizim zaten bir de bizim AKİM şeyi var biliyorsunuz. Evet, bizim var. AKİM merkezimiz evet, var. AKİM merkezine oraya de başvurabilirler. Oraya da geliyor. Ama evet, dediğim gibi bütün mesele şu. Kendilerinin eğer çok haklı olduğuna inanıyorlarsa kendilerini çok iyi ifade etsinler. Derslerini iyi çalışsınlar. Böyle kocaman kocaman kitap gibi dosyalar oluşturmasınlar. Ercan, az ve öz meramlarını anlatan bize dokümanlar göndersinler. 3 dakika varmış herhalde. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın temasları var biliyorsunuz efendim. Geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ile görüştü. Daha öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Cemil Çiçek ile görüştü. Siz bu görüşmelerde açık bir hedef seziyor musunuz? Çünkü CHP'nin eski lideri diyor ki bir devlet krizi var. Devreye girmem gerektiğini düşündüm. Kaset komplosu ile ilgili de bir işaret aldığı söylenmişti. Bugünkü açıklamalarda o pek görülmedi ama siz Deniz Baykal'ın temaslarını nasıl okuyorsunuz acaba? Bir kere Deniz Baykal'ın şu andaki vasfı milletvekili olmaktır. Bildiğim kadarıyla şu anda CHP'de bir görevi yok. Yani düz desensiz bir milletvekili Sayın Baykal ama tecrübeli bir milletvekilidir. Eski bir genel başkandır, akademisyendir, dünyayı, Avrupa'yı bilen birisidir. Dolayısıyla şimdi kendisine göre eğer burada kendisinin faydalı olabileceğini düşündüğü bir temas programı çizmişse bunu iyi niyetle karşılarım. Ben Sayın Baykal'ın bu temaslarını beyhude temaslar falan olarak değerlendirmiyorum. Bence buradaki şey şudur, hani meşhur örnek verilir ya, arkadaş ben ne yapabilirim, bana ne düşüyor? Şimdi Baykal kendi kendine böyle bir misyon biçmiş. Benim bunu dediğim gibi iyi niyetle karşılamam gerekiyor. Şimdi Sayın Metin Feyzioğlu'na gösterdiğim tepki, üslubuna gösterdiğim tepkidir. Haddi aşan bir tutum içerisinde olduğu için gösterdiğim bir tepkidir. Ama usul erken gözeterek, yol yordan bilerek, adab-ı muaşeretin dışına çıkmadan herhangi bir milletvekilinin kendi ülkesi, kendi ülkesinin gidişatı olup bitenlerle ilgili kaygılarının olması, taleplerinin olması, tekliflerinin olması, çözüm önerilerinin olması yadırganacak bir şey değil. Bir de kulis bilgisi aktarabilir miyim burada? CHP'nin içerisinde Deniz Baykal'ın temaslarından bir rahatsızlık söz konusuymuş. Ben bu bilgiyi aldım. Ve özellikle CHP'nin önemli isimleri, önemli sözcüleri bu konuda değerlendirme yapmaktan kaçınıyorlar. Feyzioğlu'nun görüşmelerinden de rahatsızlar. CHP çok hareketli Ercan bugünlerde. Bunu net bir şekilde dile getiriyorlar. Parti sözcüsü Haluk Koç bunu söylemiyor ama onun dilinden anlıyorsunuz ki Feyzioğlu'nun girişiminden de rahatsız. Baykal da Feyzioğlu'nun girişiminden rahatsızmış. Herkes birbirinden rahatsız. Şimdi bu temas üçgeni içerisinde. Bizim rahatsızlığımız da onların rahatsızlığı farklıdır biliyorsunuz. Siz de Feyzioğlu'ndan rahatsızsınız. Ama o dediğim gibi benim şey Feyzioğlu bizim partinin hinterlandında bir adam falan değil. Yani AK Parti ile ilgili iddiası olabilecek bir adam değil. CHP'lerin kaygıları farklı olabilir. Ha, Sayın Baykal'ın ileriye dönük CHP adına niyetleri olabilir mi? Olabilir. Bundan CHP'nin mevcut yönetimi rahatsızlık duyabilir mi? Duyabilir. Ama ben biraz önce söyledim. Ben iyi niyetle bunu karşılamak istiyorum. Ve Sayın Baykal'ın şimdiye kadar olan temaslarından sonra Sayın Metin Feyzioğlu gibi böyle kendinde bir himen tavrı hisseden bir yaklaşımı olmadığı için şimdiye kadar olan temasları ile ilgili aleyhte bir şey söylemem gerekmiyor. Evet, Sayın Çelik'in bu himen tavrı da herhalde literatüre geçecek. Gerçekten o önemli. Şimdi efendim, var ya bize haymendir bu İngilizce. Bizim çocukluğumuzda işte evet, gölgelerin gücü adına falan böyle çok büyük güçler kendine vehmeden bir çizgi film kahramanıydı. Bugün gerçi açıklarsınız şimdi, ama birileri bizi eleştiriyor. Sanki yani çok bir şey bulmuş gibi Roboski'yi sormadınız diye. Zaten o konudaki sözleriniz şeydi. Efendim bir cümle tekrar alalım da sevgili izleyicilerimiz bizi suçlamaktan... Ben bugün basın toplantısında şunu söyledim. Dedim ki mahkemenin verdiği kararda diyor ki
burada kaçınılmaz bir hata vardır diyor. Ben biliyorsunuz olayın hemen ardında bir operasyon kazasıdır demiştim. Bugün yaptığım basın toplantısında dedim ki hata varsa hatalı da var demektir. Bu hatalı ortaya konması gerekiyor. Dolayısıyla bu benim vicdanımı tatmin etmemiştir. Kamuoyu vicdanını da tatmin etmemiştir. Ancak henüz yargı süreci tükenmemiştir. Bir üst mahkemeye müracaat etme hakları vardır. Buradan sonuç alınamazsa Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkı vardır. Buradan sonuç alınamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etme hakkı vardır. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün yargı yolları tüketilmemiştir. Ve bu konuda nihai karar diyebileceğimiz bir karara varılmamıştır. Ama ben daha önceki süreçlerde zaten oradaki mağdur olan insanlarla ilgili neler yaptığımızı bugün basın toplantısında uzun boylu ifade ettim, izah ettim. Bu konudaki görüşlerimizi de zaten kamuoyu biliyor. Ercan, bitiriyoruz artık programı. Yönetmen arkadaşımız sürekli uyarıyor. Evet, bu soruların çoğunu sorduk ama efendim tutuklu vekiller konusuyla ilgili bir soru sorulmadı zannediyorum. Çok kısa bir cevap. Çok kısa bir cevap verelim. Çok kısa zaten bir... o mesele bir de bizim o konuda başından beri söylediğimiz bellidir. Biz bir tane kaldı gerçi ama. Yani o tabii biraz hükmü kesinleşmiş olan birisidir. Şimdi işin garip tarafı MHP hem onun mutlaka hapisten çıkmasını istiyor. Onun tahliye edilmesini istiyor. Bir taraftan da yapılan çalışmalara katılmıyor. Bizim adımıza siz kurtarın onu gibi bir tavrı var. MHP'nin bu tavrını kabul etmek mümkün değil. Bu konuda söylenecek çok söz var ama bana böyle bir cümle falan bunu başından toparlamam gerekir başka bir vesileyle. AK Parti sözcüsü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik. Efendim ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bütün sorularımıza iştenlikle ve açık bir şekilde cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ercan Gürses de bu akşam bizlerle birlikteydi. Ercan sen de renk kattın sorularına. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim biz tabii ki her zaman olduğu gibi sohbetimizi dinlediniz, programımızı izlediniz. Yorumu siz sevgili seyircilerimize bırakarak Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.